Sevgili dostlar, Ubeyt Korbey ile olan sohbetimiz çok keyifli bir şekilde gerçekten Sigara Savaşanlar Derneği'nin şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmaları, verilen emekleri, karşılaşılan güçlükleri hepsini anlattığımız çok keyifli bir sohbetin sonrasında Profesör Melahat Dönmez, Melahat Emine Dönmez bizimle birlikte olacak. Ben hemen onu canlı... bugün o keyifli, biraz evvel... Konuğumuz vardı Ender Bey. O böyle hep çocuk karnında başlıyor, anne karnında başlıyor çocukta, DNA'da böyle sorunlar yaşanıyor diye bilgiler verdi. Esas bu bilgilerin en doğrularını, hepsini şimdi Profesör Doktor Melahat Dönmez'den dumansız hava sahası sohbetlerimizde sizlerle paylaşacağız. Evet, ben şimdi Melahat Hanım'a bir canlı yayın isteği gönderdim. Davete gelmesi için. Bekleniyor. Mehmet Okul yine bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yine çok güzelsin. Ses çok geliyor mu? Siz de öylesiniz. Ben kulaklık taktım. Ses iyi geliyor mu? Ses çok geliyor, iyi geliyor. Mu? Benim sesim nasıl geliyor? Gayet iyi. Ne bileyim, uzaktan burnun takılması daha iyi diye düşündük. Kulaklık taktım ben. Nasılsınız? Evet, ben sunun olduğu zaman takıyorum özellikle, canlı yayın olduğunda. Bu arada sizin Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği sayfamızda paylaştığınız videoyu da izledim. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Yine her zaman gibi çok şıksınız orada da. Teşekkür ederim. Onu 23 Nisan'da ben çekmiştim. Gerçekten otururken bir doktor arkadaşımızla, profesör bir arkadaşımızla program yapmıştık. O programdan sonra hazırken dedim böyle bir video çekeyim. Çok güzel tepkiler aldım şeyde de, Twitter'da, Facebook'ta. Gayet iyi oldu. Evet, güzel bir şey oldu. Dedim ki bugün 23 Nisan, çocuklarımıza güzel bir hediye vermek ister misiniz? Evet. İşte sigarayı bırakın diye. Evet. Güzel oldu. Şimdi öyle içimden... Evet, içimden evet, sizin, geldi. Sizin vermiş olduğunuz mesaj, sigarasız evde kal. Siz özellikle bunun üzerinde çok durdunuz değil evet. mi toplantılarımızda, evet. mesajlarda. Bu arada Melahat Hanımcığım, yani Profesör Doktor Melahat Dönmez bugün konuğumuz. Birçok şu an yeni yeni katılan isimlerimize iletmiş olalım. Zaten bakıyorum birçoğu sizin sevgili dostlarınız, tüp bebek koordinatörü geldi. Kimler geliyor şu anda konuk olarak. Beni davet ettiğiniz için de ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuda ben özellikle bugünkü programımızda yönetim kurulumuzda olan ve yıllarca gerçekten bu savaşa destek vermiş olan ve içinde sorunları bilen, yaşayan sizlerle sohbet etmek istedim. Çünkü biz hem siz uzmanlık alanınız, branşınız açısından doktor olarak çok değerli bilgiler verebilirsiniz. Hem de aynı zamanda dernek üyesi olarak yapılmış olan emekler, yapılmış olan çalışmalar, bunlarla ilgili hep bunların, ben çok eski değilim derneğimizde, siz en eskilerden, ilklerdensiniz. O yüzden bu çok önemli. Şimdi ben ama sizin bu arada, sizi tabii son yıllarda dernekle birlikte tanımış biri olarak şunu söylemek istiyorum. Siz benim enerjisine yetişemediğim, o eğitimden bu eğitime, şu takip, seminer, şu bu derken her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Ve bunların hepsini çok keyifli ve güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Şimdi ben sizin o yüzden o... İlk okul aşamalarını merak ettim. Yani şu anda bu kadar aktif olan bir kişi, oradan oraya yetişen bir kişi neler yaptı? Çünkü baktığım zaman şöyle sizinle ilgili bir araştırma yaptığımda Ankara, Bursa, Kırıkkale, Londra, Haseki, Şişli, Etbal derken hastanelerden hastaneye çok yani inanılmaz bir deneyim. Ve aynı zamanda da çok farklı alanlarda, farklı yerlerde çalışmalar var. Bunu sizden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Araştırmışsınız, çok teşekkür ederim. Ben küçüklükten beri doktor olmak istermişim. O nedenle de hedefim oydu. İlkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdikten sonra tıbbı kazandım ve tıp fakültesini okudum. Ondan sonra da ihtisas tabii çok önemli. O zamanlar bir uzman öğrenciliği davası vardı, asistan değil de. Giriyorsunuz 6 ay 1 yıl sonra sizi hoca eğer istemezse hani git diyebiliyor. Uzman öğrenciliği olduğu için kadın doğum kadro açmadı hiçbir yerde. Sonra ben mikrobiyolojiden 99 almıştım. Rahmetli Sabahattin Payzım hocam dedi ki gel mikrobiyolojiye gir. Ben 2 sene mikrobiyoloji asistanlığı yaptım. Ondan sonra tabii hep içimde bir kadın doğum işte ameliyat yapıyorsunuz, bir çocuk veriyorsunuz. Bunlar çok güzel olaylar.
O nedenle Bursa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği asistan kadrosu açtı. Ben de Beyazıt'ta üniversitenin binasında, profesörler kurulunda sınava gireceğim. Ama hiç kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyi, bir köşede bir hoca duruyor, kadın doğum hocası. 26 kişi girdik. O zaman Fransızcadan, daha o zamanlar İngilizce öğrenmemiştik, azdı yani. Fransızcadan girdim. Tabii Galatasaray mezunu olan var, Saint Michel mezunu olan var. Ben girdim lisana. Ertesi gün de gittim otele, kadın doğum bilgisi çalışıyorum. Hoca dedi ki, kim Melahat Dönmez? Benim, siz kazandınız. Bir kişi alacak çünkü. Yani ben bilime %100 şansla girdim. Nasıl oldu anlamıyorum. Tabii güzel bir şey anlattım. Kompozisyon yaptım. Ben anlıyorum. Parça. Ben sizi tanıdığım için ben anlıyorum nasıl oldu. Yani öyle Kadın Doğum Bursa'da başladım. Ve şu anda Bursa Tıp Fakültesi'nin yerini de naçizane biz rahmetli Fethi Tesok Paşa rektördü. Onunla birlikte yerini tespit ettik. Beni çok seviyordu. Neden? İşte o 2 sene mikrobiyoloji yaptım ya Ankara Tıp'ta. Kadın doğumda gördü beni. Gel bakayım, gel gel. Sen benim asistanımsın. Hocam ben kadın doğumda asistanım. Yok. Benim asistanım. Çünkü asistanı yok. Hayır. Mikrobiyoloji asistanı yok. Pratikler hazırlanacak. Derslerde hocanın yanında olacaksın. Hocama söyledim. Vallahi rektör ne diyorsa o dedi. O da rahmetlik Suat hocamız. Suat Kıyan, o da rahmetlik oldu. Dedi ki vallahi rektör beyin dediği olur. Ben hem kadın doğumun asistanı, hem mikrobiyolojinin asistanı. 7'ye kadar pratik, 5'e kadar, 5'ten 7'ye kadar da ben kadın doğumda yatan hastaları hazırlardım. O günlerde çektik ama şuna inanıyorum ki çalışmaktan insanlar yılmasın. Özellikle gençlerimiz. Hani yok nöbet tutuyoruz, yok işler bana kaldı. Her hasta size bir şey öğretiyor. Her gün siz bir şey öğreniyorsunuz. O nedenle ben çok çalışmanın hep faydasını gördüm. Ne olacak? O zaman bekardık. Nöbetler işte bize kalır. Nasıl olsa bekarsın. Bayram nöbeti, yılbaşı olsun derdik. Ama ben o zaman o çalışma azmi olduğu için sanırım bunu hep hissediyorlardı. Bundan kaynaklanıyordu diye düşünüyorum. Evet, evet. Bir de gördüğünüz vakalar birikiyor. Sonra ihtisas yaparken ben ihtisas yıllarımda babam vefat etti. Mecburen kardeşlerimin yanına Kırıkkale'ye gitmem gerekti. Ve tabii orada da makine kimya hastanesi vardı. Orada çalıştım tek hekim olarak. Kırıkkale'de o zamanlar ya muayenehane ya hastane gibi bir durum vardı yasalarda. Dolayısıyla ben mecburen hastanede çalıştım makine kimyada ve ben bir ay annemin yanına gidemedim. Kırıkkale'de bir ay annemin yanına gidemedim. Çünkü Çorum'dan, yok şuradan buradan bir sürü hastalar geliyordu. Semra Dolayısıyla... İplikçi bu arada. Semra İplikçi, size sevgiler, tebrikler. Teşekkürler. Şişli'yi Sevenler Derneği'nin başkanı kendisi. Katıldığı için teşekkür ediyoruz. Yorumlar aktığı için belki kaçırabilirim. İsmi yanlış söyleyebilirim diye hemen sözünüzü kestim ama onu iletmek istedim. Estağfurullah. Orada ihtisasımı yaparken vefat ettiği için bütün şeyim ihtisasımı bitirip Kırıkkale'ye dönmek oldu. Annem var, kardeşlerim var. Ondan sonra da tabii hoca dedi ki, kızım ne gidiyorsun Kırıkkale'ye? Haklıymış. Bak dedi, ben muayenehanemi vereyim, gel burada çalış. Affedersiniz, çok güzel bir örnek verdi. O belki iyi, yani benim için iyi bir örnekmiş ama anlamamışım. Kızım dedi, affedersin, sinek bile dedi, köyden şehre giden eşeğin üstüne konuyor. Sen nereye gidiyorsun dedi Kırıkkale. O zaman Kırıkkale kaza. Şimdi hatırlıyorum, güzel bir laf söylemiş. Yani ben gittim Kırıkkale gibi küçük bir yere. Tabii ki öl büyük şehir, kal büyük şehir. Neyse. Ama ihtisasımız... tabii orada da olmak lazım. Yani orada da katkı sağlamak evet, lazım. Evet, evet. Orada ben bedava doktor oldum. Çünkü hastanede yapıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. O zamanlar bir bıçak parası veya herkesin işi bittikten sonra, ben öyle bir şey alışık da değilim, görmedim de yapmam da zaten. Hep bedava doktor diyorlardı. Borcumuz, hayır yok ben maaş alıyorum burada diyordum. Öyle çalıştık. İdealist bir hekim olarak çok şükür. Para her şey değil. Şanımızla, şerefimizle bugünlere geldik. Emekli olduk ama işte ofisimde çalışıyorum. Aynı zamanda hasta olursa Acıbadem Taksim'e gidiyoruz. Yani ihtisasım bittikten sonra işte Kırıkkale'de epey bir çalıştık. Kardeşleri evlendirdik filan. Benim hocamı Kayseri'ye YÖK tayin etti. O zaman bir hocalar gitsin diye bazı yerlere tayin ediliyordu. Gel dedi, sen çalışmayı seversin, burada yardımcı doçent ol. Hadi dedim, bir gideyim bakayım. 4 yıl oldu. 4
4 yıl ben Kayseri'de kaldım. Ondan sonra yardımcı doçent olarak çalıştım. Ana bilim dalı başkanı oldum. Hocalar gitti. Bir sürü öğrenci yetiştirdik. O çok güzeldi. Sabancı'da, Türkan Sabancı'yla konuştuk ve orada bir kültür merkezi yapıldı. Her gittiğimiz yerde bir şeyler yaptık. O barakalarda da çalıştık oralarda. Ondan sonra da evlendiğim için ben şeye geldim, İstanbul'a. O nedenle Kayseri'den ayrılış oldu. Buraya da tabii ki Haseki'ye baş asistan olduk. Hiçbir şey bilmiyoruz. Orada yardımcı doçeriniz, üç sekreterle geliniyor. Bir geldim baş asistanım. Çalıştım 2-3 sene ama olmuyor. Bazı kararları sizin vermeniz gerekiyor filan. Yani hastaların tedavileri hakkında. Ben sınava girdim ve Şişli Etvalle klinik şefi olarak atandım. Ve orada da 18-19 yıl klinik şefliği yaptıktan sonra yine bir çalışma. Bolu Abant İzzet Baysal'ın rektörü, hocam gel burada doğumhaneyi açın, işte tüp bebek vesaire, buralara bir gelin, bu öğrenciler hocasız kaldı, gittik oraya, hadi bir bakayım dedim. 8 sene geçti orada da, 8 sene geçti. Yani böyle bir yaşam. Kayseri'deyken Londra'ya gittim, The Royal Free Hospital'da, orada kaldım 6 ay. Ondan sonra Kayseri'deyken de şeyde, Bolu'dayken de Abant İzzet Baysal'da da şeye gittim, King's College Hospital'a gittim. Orada bir kaldım 7 ay kadar. Kipros'un yanında, çünkü benim perinatoloji uzmanlığım var. İşte tüp bebek var. Siyaset Akademisi'nde okudum. Bir ara siyaset de denedik. O da olmadı. Evet, oradalar, o kadar geniş, o kadar yani yoğun bir eğitim ve aynı zamanda meslekte verilmiş bir emek var. Ama aynı zamanda şu anda Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'ne verilen çok büyük bir emek var. Ben sizi biliyorum. Geçtiğimiz günlerde paylaştınız. Elinizde telefon, sahilde yürüyüş yaparken bile o sigara içenlerle ya da maskesiz dolaşanlarla, maskenin üzerinden çekip de böyle sigara içmeye çalışanlarla hepsiyle vermiş olduğunuz bir mücadele var. Değil mi? Evet, mecburen. Biraz önceki konuşmaları dinlerken herkesin pert olarak çalışması gerekiyor. Serap Hanımcığım. Yani herkes evet. Tek başına kendisi. Siz de bugünlere kolay gelmediniz. Bir sürü albümler çıkardınız. Bir sürü yerlerde çalıştınız. Televizyon programları yaptınız. Çok güzel bir sesiniz var. Billur sesiniz. Atatürk albümü ne kadar güzel. Çünkü gerçekten insanlar bazı şeyleri ifade etmek için şarkıyla bunu çok güzel ifade edebiliyor. Orada sanat çok... aslında her zaman bir yardımcı kol. Bu konuda evet. Da bir yardımcı kol. Evet, çok güzel albümleriniz var, besteleriniz var. Ben hayranım size. Siz benden çok daha çok çalışıyorsunuz aslında. Ay, ne mutlu sizden bunları duymak çok önemli, çok güzel. Yok, gerçekten çok takdir ediyorum ama bugünlerde de üzülüyorum sizin gibi sanatkar değerli arkadaşlarımızın durumuna. Gerçekten bir yardım fonu açılmasının, hep söylüyorum her programda, sizin durumunuz zor. Mesela biz hani gitmiyoruz muayenehaneye, bir acil olursa gidiyorum, önlemini alıyorum ama sizin evet, genel burada, anlamda evet. günlük çalışan ve kazanan, harcayan birçok müzisyenimiz var şu anda. Özellikle evet, onu demek istiyorum. Onlar çok zor durumdalar ama tabii inşallah bunun içinde bir çaba, bir şey düşünülecektir diye düşünüyorum ben. Bunu da aşacaklar, aşacağız hep birlikte. Biz de şu an önümüzü görmüyoruz. Konserlerimiz olacak mı? Halkla buluşacak mıyız? Şarkılarımız, sesimiz buluşacak mı? Bunu olacak. Bilmiyoruz tabii. Olacak. Ama biz şunu biliyoruz. Biz hep birlikte, sizin de dahil olduğunuz bir savaştayız. Ve siz bu savaşın biraz evvel Ubeyt Bey'le konuştuğumuz gibi en eskilerinden birisiniz. O dönemde aslında yapılmış olan çabaları, emekleri, şu anda icra kurulunda başkanımızsınız. Biraz da sizden dinlemek isterim ben. Teşekkür ederim. Gerçekten bu derneğimiz, biliyorsunuz, kuruluşu 1999 ama bundan çok çok öncelerinde 1943 ve 48'lerde insanlar çok uğraşmışlar. Biz bundan hikayesini bizim doğduğumuz yıllarda vapurlarda, trenlerde içilmesin demişler. Ama bu Amerika'nın bizim içimize el atmasıyla karteller, bütün bunlar geri kalmış. Hatta yasaların çıkmasında Bülent Akarcalı'nın ve ondan da önce Reşit Ülker Bey 1986'da bağımsız milletvekili o kadar uğraşmış ki bağımsız milletvekili bu yasanın çıkmasında, ama kalmış. Bağımsız milletvekili bir de sözünü geçirememiş. Ondan sonra 1988'de Bülent Akarcalı çok uğraşmış. O demiş ki elveda sigara.
Tabii elveda sigara, merhaba hayat gibi. O kadar bu projeyle başlamış, kendisinden dinlemiştim ben, çok tehditler almış. Ve gitmiş İzmir'e, İzmir'de de bulmuşlar onu. Sen İzmir'e kayınvalidenin, kayınpederin yanına gidersin, bulmaz mıyız? Ölümle tehdit etmişler çocuğunu vesaire. Ama orada Bülent Akarcalı'ya yardım eden ve onu destekleyen, Allah rahmet eylesin, bir beyin olan Adnan Kahveci. Çok desteklemiş. Maalesef 1991'de veto olmuş bu. Yani tam çıkacakken Sayın Özal döneminde nasılsa bu veto olmuş. Onun için bunun hikayesi çok çok eski. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2009'da demiş ki bu terör kadar tehlikeli. Bunu demiş, bir aynı zamanda terörle mücadele ediyorsak bununla da mücadele edeceğiz. Aynen. Ve orada başlamış. Hakikaten bu lafı çok güzel. Terörle mücadele eder gibi. Çünkü Sayın Yenici bugün 18 ölüm dedi COVID-19'dan. Her gün sigaradan 332 kişi ölüyor. Bunu neden düşünmüyoruz? 332 yani, kişi ölüyor her gün. Ve de bu sayı bir gerçek var aslında. Yani görmek istemediğimiz, gösterilmeyen, araştırıldığı zaman ortaya çıkan bir gerçek. Aynen, görünmez bir düşmana karşı savaşıyoruz ama bildiğimiz, görünen, hemen bırakabileceğimiz, hatta hiç elimize almayacağımız kötü bir tütün var. Artık bu sigara kelimesini de bırakmamız gerekiyor. Tütün demek lazım. Biliyorsunuz ben bir logo hazırladım. O logonun etrafına da nargileler, işte elektronik sigara, yok efendim sigara, bunları koydum. Yani bu da virüs kadar tehlikeli. Virüsten daha çok tehlikeli. Bu yani arada bunu biraz evvel bu hani dediniz ya bizimle ilgili sıkıntılı olan konuyla ilgili birkaç kezdir yazıyor Orhan Bey. Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren başlıyormuş. Bu da bizim için güzel bir haber olabilir. Evet, onu... sizin o tütünle ilgili özel emek harcadığınız, vermiş olduğunuz bir logo var. Bizim için çok değerli bir katılım oldu. Evet, ona çok uğraştım ama oldu sonunda, nihayetinde. Ve de gerçekten güzel bir logo. Yani hep düşünüyordum bunun etrafında bir virüsün etrafındaki korona taç demek, biliyorsunuz. Taçların yerine bu tütün ürünlerini koyalım. Oradan aklıma geldi logo. Tütün ürünleri, tütün demek lazım. Çünkü dünyada sigara var, elektronik sigara var, nargile var. Daha tehlikeli. O nargile hele ağzını değiştirse de hortumdan alıyor. Dünya genelinde her yıl 6 milyon kişinin ölümüne yol açan tütün kullanımı çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Zaten halk sağlığının, koruyucu hekimliğin önemi, anlamı bu. Kişileri hasta etmeden, hasta etmeden önlem almak. O bizim büyük bir sorun yani. Onun için 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün 56. Genel Kurulu'nda bir şey kabul edilmiş, çerçeve yasası. İlk uluslararası tütün kontrolü antlaşması olan tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi çok çok önemli. Bunun paralelinde ne deniyor biliyor musunuz? 2008 yılında tütün kontrolü Empower paketi yayınlıyor. Ben bunu birkaç konuşmamda söyledim. Power, kuvvet demek biliyorsunuz, güç demek. Bu Türkiye'de 1996 yılında yürürlüğe girdi ve ilk tütün kontrolü yasası ile birçok kapalı alan, kamusal alanda sigara kullanımı yasaklandı. Yasanın kapsamının 2008 yılında genişletilmesiyle Türkiye tam sigara dumansız ülke olmuştur. Tam 2008 yılında. 15-20 yıl içerisinde de tütün kontrolü bakımından önemli başarılar sağladı. Bu çok önemli. Evet, başarılar çok ama hala yani savaşta yenildiğimiz çok nokta var. Biz bir şekilde bir yerde savaşırken bir taraftan nargile ile ilgili çok fazla derecede yer açılıyor. Yani önüne geçemediğimiz ve aynı zamanda biraz evvel Übeyt Bey'le de konuştuk. Esas sağlıkçılar içiyor. Yani siz bu işin içindesiniz. Biraz evvel katılan misafirlerimiz vardı. Onlar söylüyorlardı işte kadın doğumda özellikle, çocukta da, anne karnında DNA'ya geçen. Yani bunların hepsini tabii ki siz okulda okuyorsunuz, biliyorsunuz, bilinçlisiniz. Bu kadar sağlıkçıların bu konuyu bu kadar bilerek içiyor olması ne kadar acı değil mi? Çok acı. Ben hep söylüyorum. Diyorum ki asistanlarıma, doktor arkadaşlarıma, elinizde sigara ile nasıl hastaya sigara içme diyeceksin? Ben öyle hatırlıyorum. Rahmetlik oldu baş asistan abilerimiz.
bir doğum vakası, asistanken tabii ki biz hep onlara danışırız, baş asistan, elinde sigarayla doğumhaneye girerdi. Düşünün, biz o günlerden bugünlere geldik. Evlerde evet, sigara paketleri, gümüş şeyler içerisinde vesaire, onları söylemiyorum ama bunu birebir yaşayan kişi olarak elinde sigarayla doğumhaneye giren baş asistanlarımız vardı. Abi sigaranı bırak derdim. Bazen ters karşılanıyordu. Onun için tabii ki biz saygılıydık, onlara karşı bir şey yapamazdık, sadece uyarırdık. Sigara elindeyken doğumhaneye giriliyordu. Ne günlerden nerelere geldik. Evet. Onun için çok bu yasanın çıkmasında emeği geçenlere, hakikaten başta tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizim başkanımız Doçent Doktor Mustafa Aydın, çok eskilerden Übeyt Bey, bunlar hiçbir zaman şey yapılmaz yani, bunların emekleri hiçbir zaman, Orhan Kural, yani hiç kesinlikle, yani bunlar o kadar bu konuda çalıştılar ki, Dumansız Hava, Duman Avcıları, Selçuk Alagöz Duman Avcıları'nda çok emek verdi. Herkes çok emek verdi bu konuya. Mesela ben küçük yaşımdan beri emek verdim kendi başıma. Sonradan 26 yıldır bu işin içindeyiz ama baba sigara içme kokuyorsun derdim. Rahmetlik benim babam sigaradan gitti. 63 yaşında gencecik. Günde 3 paket içerdi. Eşimi üç de paket. Sigaradan. Tabii 3 paket. Eşimi de sigaradan. Biliyorsunuz, sohbetini yapıyoruz. 3 paket dediğiniz evet, zaman şu anki bütçesini düşünebiliyor musunuz? Bir aya vurdu. Evet, evet. Evet. Yani aile için, hele ki bugünkü ekonomik koşullarda ne kadar önemli bir bütçe. Çok önemli. İşte ne oluyor? Bir kişi ailede sigara içerse 600 ila 500 lira sigara şeyi. Eğer iki kişi içerse ne oluyor? İki kişi içerse ikiye çarp. Ne oluyor? 1700. Onu bir de bir yıla topla, 14.500 lira para. 14.000'e herhalde bir ikinci araba alabilir. Bir de evde çocuk varsa, bir de bir yaşayan tabii, başka bir canlı tabii, hayvan varsa, onlar içerken yazık onların maruz kaldığı o dumana bakın bir şekilde yani. O da büyük evet, bir sorun. Peki günde... sizin uzmanlık alanınız tabii ki. Şu an anne adaylarımız, eğer hamile yakınları olanlar varsa, onlar için sizin vermek olduğunuz, vereceğiniz bilgiler önemli. Yani onların özellikle biz istiyoruz ki bizimle birlikte olan kişiler şu an lütfen o kişileri uyarsınlar. Sizin verdiğiniz bilgiler de olsun. Evet, çok teşekkür ederim bu güzel soru için. Bir kere hamile değil, hiç kimse sigara içmesin. Ama gebeler sigara içiyorsa direkt olarak bebeklerine bunu gönderiyorlar. Bir de yanındaki çocuğu varsa, anne karnındaki başka yanındaki çocuğuna da kendi içerken pasif içici. Eşi içiyorsa beşikteki çocuğu ölüyor. Ani bebek ölümleri, sudden değil. Ani bebek ölümleri oluyor. Bunlar çok önemli. Bir anne sigara içiyorsa kendi sağlığını artık söylemiyoruz. O kadar kanser yapan, onları söylemiyoruz. Onları artık biliyorlar. Erken doğum, düşükler, sularının erken gelmesi, düşük doğum ağırlıklı bebek, yarık damak, yarık dudak. Diyazem alan annelerin bebeklerinde de olur. Mesela diyazem almadım ben der, yarık damak, yarık. Sigara içiyor musun diye sorduğumuzda evet. Yarık damak, yarık dudak sigara içenlerde. Aynı zamanda düşük doğum ağırlıklı bebekler, erken doğumlar ve anne karnında bebek ölümleri. Bunlar o kadar önemli ki bu konuların hep, veyahut da bebeği mesela 9 aylıkken 8 aylık gibi oluyor. Anne karnında gelişme geriliği oluyor. Evet. Ölümler, düşükler, suların erken gelmesi, çocuk eşinin önde gelmesi ki bu çok şiddetli kanamalara neden oluyor. Ve de, peki bu otizm, Down sendromu bu tarz şeylere de sebebiyet evet, verebiliyor mu? Tabii ki Down sendromunun da bugün, daha dün Londra'dan bir toplantıya bağlandık. Biz yıllardır söyleriz, Down sendromunun da nedeni sigara içimi diye söylediler. Biraz önce, bu konuşmadan önce bir kanser toplantısına katıldım ve inanın orada çok güzel bir çalışma söylediler. Diyor ki sigara ile ilişkili akciğer, baş boyun, anal yani anüsteki kanserler, rahim ağzı, rahim kanserleri ve üriner sistem kanserleri. Bir vaka yayınladılar. İşte sigaradan böbrek üstü bezi kanseri olmuş bir erkek. O hastayı da gösterdiler. Bunlar çok çok önemli. Yani buradan kötü olayları söylüyorum maalesef ama ne yapalım? Bunlar gerçek. Gerçekleri söylemek zorundayız. Evet. Yani bu onlar gerçekleri görmemek için ne kadar ısrar etseler de biz ısrarla evet, söylemeye devam ediyoruz. Bir de başka bir şey var. Anne karnındaki bebeği etkilemediği olay yok. İşte doğduktan sonra akciğer enfeksiyonları. Eğer bebeği
kız veya erkek ne olursa sigara alışkanlığı olduğu gibi eğer erkek çocuk ise suça meyil, saldırgan bir çocuk karakterinde oluyor. Aynı zamanda bir soru sorulmuştu daha önce. Annenin DNA kendindeki hasarı bebeğine gönderiyor. Genetik olarak o bebekten de torununa geçiyor. Yani çok Kaç kötü bir kuşağı miras. etkiliyor? Çok kötü bir miras bırakıyor. Aziz Sancar Türkiye'ye gelmişti. Onunla konuşmuştuk. Hocam diyor DNA'yı biz hasarı tamir etmeye uğraşıyoruz ama kişi kendisi sigara içerse diyor ne olacak diyor. Yani bunun önüne geçmemiz için hepimize görev düşüyor. Beni dövecekler diyorum ama dövmüyorlar. Güzel söylüyorum. Yoldan geçerken Siz çok tatlı söylüyorsunuz böyle önce. yoldan geçerken herkese söylüyoruz. Özellikle herkese. Sigara içmeyin. Beni görünce zaten pastaneye, kasap hepsi öğrendi. İnanın öğrenci gibi sigarayı elinde söndürüyorlar beni görünce. Yani evet. Biliyorlar çok karşı oldu ama hep beraber siz de çok çalışıyorsunuz. Bakın günlerdir bu Covid günlerinde işinizi gücünüzü bıraktınız. Biliyorum şu günler 24 saat yetişmiyor. Herkes de konuşmaya ve bizlere bu farkındalığı yaratmak için bize nefes tüketiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Gerçekten yaşarken ölmek gibi bir şey bu. Yani Sigara ben de içmek. açıkçası bu uğurda bir şeyler yapabilmiş olduğum için Çok mutluyum. şey Çünkü yapıyorsunuz. dışarıda da Çok çok şey. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani ben de çevreme, dostlarıma her şekilde sizden aldığım yine derneğimizdeki Alan Uralım olsun, birçok uzman kişinin vermiş olduğu bilgiler, deneyimler, Orhan Hoca'nın şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalar, bunlardan gelen o bilgiler, deneyimler de olsun da ben de çevreme pek çok şey vermeye çalışıyorum yönlendirme konusunda. Ama İdrar kaçırmalar. Bakın aklıma geldi. İdrar kaçırmalar ve de rahim sarkmaları. Çünkü o konnektif dokuda, bağ dokularında zayıflama yapıyor ve ne oluyor? Rahim sarkmaları. Kadın ne evlenmiş ne de doğum yapmış. Rahimi sarkıyor. Bütün bunlar bundan. Yani o kadar çok nedeni var ki ağız ve dişteki Peki, bıraktırdınız kanserler kaç kişi oldu şimdiye kadar? inanın Yani çok kişi hamilelik oldu. aşamasında sizin Çok. fikirleriniz, Çok düşüncelerinizi duyuyorum. saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı diye bir şarkı var ya. Ben de saymadım kaç kişi oldu. Örnek vereyim. Kasım ayıydı galiba. Piri Reis Üniversitesi'nde öğrencilere sigaranın zararlarını konuşmaya gittim. Ve orada gerçekten 10 kişi el kaldırdı. Dedim ki doğru söylüyorsanız ve kesinlikle içmeyecekseniz buraya gelin hepinizi öpeceğim. 5 kişi geldi ve onları öptüm. Ondan beşe düştüm. Evet, sonradan öğretmenleri dedi gerçekten bu çocuklar içmiyor diye. Yani biz bir kişiyi etkilesek Serap Hanımcığım, o da gider iki kişiyi. Yani bu network gibi. Bir kişi 10 kişiyi, 10 kişi 100 kişiyi. Yavaş yavaş bunun network sistemiyle dağılacağını Biraz da düşünüyorum. korona gibi aslında. Korona da biliyorsunuz bir kişi girdi mi anında da 10 kişiye yayılıyor. Bu Tabii da ki. aslında bu güzel, biz Tabii güzelini ki. yapmaya çalışıyoruz. Evet, şu çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün Empower paketindeki bu 6 politika, hani power bizdeki kuvvete çevrilmiş. Burada tütün salgını kontrol edilebilir ve neden olduğu ölümler azaltılabilir. Zaten bizim doktor olarak hep şeyimiz önlenebilir, azaltılabilir hastalıkları ve de koruyucu neden yapmıyoruz? Önlenebilir bir hastalık nedeniyle anne ölmesin. Anne kanamadan Tabii. gitmesin, doğum sonu kanamadan. O zaman Önlü insanlarda olabiliyorsak hayat güzel, yaşamak evet, güzel. evet, Yani evet. bir an önce Mesela başka bir aleme göçmek için bir çaba harcamayın. Bunun sebepleri evet. olmuyor. Evet. Buradaki empower kuvvet ya. Bunları birer cümleyle söyleyeceğim. Birincisi koru diye. Pasif sigara duman etkileniminden koru. İkincisi uygun yardım öner. Sigarayı bırakmak için uygun yardım öner. İkincisi vergiyi artır. Tütün üzerindeki vergiyi artır. Tütün Evet. ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunu kısıtlama konusunda var olan mevzuatı güçlendir. E içinde eğit. Sigaranın zararları konusunda toplumu eğit. En son kuvvetin T'si çok önemli. Takip et. Tütün kullanımını ve koruyucu çalışmaları takip etmek. Bu çok Yasakların önemli. uygulamasını da Bu çok takip önemli. etmemiz gerekiyor. Hepimiz söylüyoruz. Mesela ben küçüklüğümden beri tasarruf yapmaya, işte ablamın giysisini giymek, ablamın kitabını, defterini okumak, kullanmak. Hep öyle alıştık. Yani şey olmasın diye tasarruf ve bir ekonomiyle. Ben eğer diyorsam ki sen çöplerini ayrıştır, sen denize şeye bir şey atma, gidip kendim yapıyorsa
o zaman bu hiç doğru olmuyor. Veyahut da kontrol çok önemli. Dün ben bir şeye bağlandım. Çok güzel bir webinardı. Bu şey roketlerle şeylerle robotik cerrahiyle ilgili çok güzel bir şey vardı, webinar. Ona katıldım. Orada işte bu robotların artacağını falan söylediler. İşsizliğin de artmayacağını söylediler. Peki dedim, bunları kontrol için insan lazım mı? Ne de olsa makina. Yani o bozulabilir, şey olabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde kendimi davet ettirdim. Bu sefer de edildim, mecburen gideceğim. Şimdi biçer biçer 45 sigarasız ailem grubu yönetimi adına da başarınızın devamını dilerim demiş. Demek ki orada da bir çalışma var, böyle bir sigarasız aile. Ben birçok gruptayım. Belki de yani bu gruplardan birisidir. Bilmiyorum yani. Evet. Hakikaten şeyler çok önemli. Dünyada ne kadar ölüyor? Bizde ne kadar insanlar ölüyor? Mesela dünyada sigara kullanan kişi sayısı ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar 300 milyon. Peki dünya nüfusu ne kadar? 7,5. Bakın kaçta kaçı içiyor? Kaçta kaçı? Dünyada sigaradan ölen kişi ne kadar? 8 milyon. Buyurun. Yani 7 milyon kendi içtiği için, 1 milyon da başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kaldı. İçenlerin şöyle bir şey var. Hiç içmedi ama öldü. Hani içmedi ama işte yine kanserden öldü. İçmedi ama şu şey çok yine kulağı oldu gibi çok böyle güzel bir şeyleri var, sığınmaları var. Tabii. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, tabii ki akciğer kanserini yapan nedenlerin başında %90 sigara gelmekte. Özellikle ağız, diş kanserleri, gırtlak kanserleri de. Ama %10'u da diğer nedenler. Eğer bir kişi silisyumlu bir yerde çalışıyorsa, ben iş yeri şeyinde okudum. Şimdi iş yeri hekimliğinde orada yine o da olacaktır. Silikozis olacaktır. Ama tabii ki %90'ı sigara ile. Bir de şu var, çok önemli bir soru. Sayın Yenici, bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Kişinin genetiği çok önemli. Eğer kişi genetiğinde bir, diyelim ki babası dedesi sigara içiyorsa, kendisine sigara geliyor, hasar geliyor. Dolayısıyla kanser oluyor. İlla kendisinin içmesi gerekmiyor. Ya ondan aldığı bir hasar veyahut da başka bir nedenle. Tabii yani ki belki de işte o hiç içmedi ama dedesi içti, ondan kaynaklanan bir şeyle bu kadar onun vücudunu etkiledi. Aynen. Veyahut da o %10 olan diğer nedenler. Sigara en başta geliyor ama öbür diğer nedenler. Dünyada sigaradan günlük ölen sayısı ne kadar? Dünya ölümlerini veriyorlar. 21.917. Buyurun. Yani onun için Türkiye'de bir kişinin sigaraya ortalama bir yılda harcadığı para ne kadar biliyor musunuz? 7.540. Şimdi Ender Bey bir şeye orada not düşmüş. Demiş ki hasta et, ilaç sat. Yani aslında bir şekilde baktığımız Amerikan zaman şu anda işte sigara bırakmak için olan bir sürü aynı zamanda ilaçlar var sektörün içerisinde, satışta olan şu anda. Yani aslında hepsi birbirini böyle, o kötü güçler birbirini destekliyor. Bir taraftan bir tarafı zehir satıyor. Kartel. O zehirin katmış olduğu hastalık sonucunda diğer tarafta ilaç sektöründe, evet yararlı olan ilaçlarımız da var ama çoğu aslında hani belki normal bir besin olarak alabildiğimiz bir şeylerin daha takviye olabilecek olan şeylerse, onun yerine ilaca muhakkak daha kolay diye başvuruluyor. Ve bunlar hep böyle birbirini destekleyen kötü güçler diyebiliriz aslında. Evet. Türkiye'de sigara kullanan sayısı ne kadar? 19 milyon 200 bin. Bunun 600 bini nasıl çocuk. Rakam? Bakın 600 bini çocuk. Türkiye'de yıllık ölen kişi sayısı 120 bin. Koronadan ölenleri konuşuyorlar. Bakın. Ve de günlük 332. Bu 332'ye 28 diye seviniyoruz ama 332 sigaradan ölüyor. Biz bunu neden göz önüne almıyoruz? Ben çok çok üzülüyorum. Evet. Türkiye'de sigara kaynaklı toplam ekonomik zarar ne kadar? Ne kadar biliyor musunuz? Milyar. Çok güzel bir şekilde araştırmışsınız. 70 milyar. Sizde bilimsel raporları var. Evet, 70 milyar. Çünkü bakın o kadar önemli ki bu konu. Ekonomimizde şunu kısalım, bunu kısalım diyoruz ama bunları söylemiyoruz. Başka bir şey var. Siz bana gebeliği sordunuz. Kısırlıkta da sigaranın çok zararları var. Çünkü sigara ne yapıyor? Üreme hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. Biz ne yapıyoruz? 400 bin yani şeyde ergenlik döneminde insanların yumurtaları sayıları belirlidir. Ve siz her gün her ay bankadan bir tane alırsınız. O bankadakini harcarsanız nasıl bulacaksınız ileride?
yumurtam olsun da çocuğum olsun bulamazsınız. Çünkü sigara içiyorsunuz ve dolayısıyla bunlar ölüyor yumurta. Boşu boşuna harcamış oluyorsunuz. Çünkü yani yumurtalar öyle siz bir ilaç vermeden kendi kendisiyle orada çoğalmıyor. Çok önemli evet. bir şey. Yani anne bir yeni doğanda 1-2 milyon var ama doğduktan sonra bu 400-500'e 500 bine iniyor. Dolayısıyla her gün bir tane, her ayda, her gün değil de her ayda bir tane kullanılıyor. Kısırlık yapıyor. Erkeklerde ereksiyon fonksiyonunu bozuyor. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık. Tüplerin kadınlarda fonksiyonunu bozuyor. Yani onun erken menopoz yaratıyor mu? Aa, çok güzel bir soru. Olmaz mı? 10 yıl öncesine getiriyor. Bir sigara içimi 10 yıl neden? Östrojen hormonunu azaltıyor. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bir günde bir sigara içen ne oluyor? Bir, %18 telomerlerde azalmaya bak. Telomer dediğimiz DNA'nın uçlarındaki ayakkabı bağcıkları, kromozomların ayakkabı bağcıklarındaki toplar gibi. Bu kromozomlarda uçlarındaki telomerlerde kısalma yapıyor. Dolayısıyla 10 yıl erken menopoza giriyor. 10 yıl erken. 10 yıl erken menopoza girince ne oluyor? Kadın erkenden 38 yaşına ben adet göremiyorum diye bana geldi. İlk sorum şu oldu. Sigara içiyor musun? Evet. Başka yani, soru sormama gerek yok. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Yani dişlerimizden, cildimize, saçlarımıza, tırnaklarımıza, vücudumuzun içindeki organlara kadar yani tamamen içten içe fitilleyen bir şey. Siz her zaman bir söz söylersiniz. Dumanı dumanını el alır, parasını el alır, zehiri sende kalır. İç bakalım evet. içersen. Evet. Ama şimdiki sloganım da sigaranı söndür, yüzünü güldür. Evet. Bizim derneğimize çok güzel sloganlar buluyorsunuz aynı zamanda. Teşekkür son dakikalar. Öyle mi? Bitti mi zaman? Vallahi nasıl yani, bitti anlamadım. Sizin demiştiniz ya bir eğitim var ona da katılacağım diye ona göre ayarlama yapmıştık. Şu an 45 geçecek 2 dakika sonra. 2 dakikamız kaldı. İsterseniz şöyle son toparlayalım. Yani çok önemli. Sigara, tansiyon ve şeker hastalığının bir de sigara. Üçü insanların kalp ve damar hastalıkları bakımından düşmanı. Ve bunların başında da sigara geliyor. Çok önemli. Kadınlar erken menopoza girmemek için, erkekler erken andropoza girmemek, onların da andropozu var. Girmemek evet. için, sağlıklı bir çocuk sahibi olmak için. Bakın kısırlık nedeniyle kadın doğum polikliniklerini ve hastaneleri meşgul eden çiftler var. Bunların hepsinin nedeninin sigara olduğunu, ömürlerinde içtiğini hemen öğreniyoruz sormakla. Lütfen, lütfen sigarayı bırakın. Lütfen. Yani çok lütfen. Önemli. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Hayatınızı söndürmeden siz onu söndürün. Değil mi? O sizi evet. söndürmeden siz onu söndürün. Çünkü yakınlarını kaybeden bir kişi olarak sigaradan nefret ediyorum. Evime sigara yani içen... Şöyle söylüyorum, siz sigaradan daha güçlüsünüz. Tabii. Onun çok karşısında zayıf olmayın. Çok güçlü olun. Bir yani çok onun bir şekilde bir size zararlı bir düşman olduğunun farkında olun. Ve bunun için onun karşısında güçlü olun. Sizler kendinizi sevdiğiniz sürece, kendinize değer verdiğiniz sürece o düşmana karşı kendinizi koruyabilirsiniz diye düşünüyorum. Birçok kişi yazıyor. Kokainin ham maddesi. Nikotin, eroin, kokain birçok şeyde kullanılıyor. Evet zaten bunun başlangıcı yani biz hepsinin temelinde o ilerlemeyi devam etmesinler diye zaten sigaradan başlıyoruz olaya değil mi? Okul önleri çünkü demiş. Devamı, bağımlılık belli bir süre evet. sonra diğerlerine de insanı çok önemli. Zayıfına göre, iradesine göre, yaşamındaki koşullara göre sürükleyebiliyor. Çok önemli. Mesela birisi soru sormuştu orada. Sigara okul önlerinde. Okul önleri değil, okul yakınlarındaki bütün dükkanların, marketlerin kapatılması değil de sigara satmasın. En azından sigara satmasın. Orhan Kur'an'da mısınız? Üniversite içinde sigara satışını yasaklatmıştı İTÜ'de. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Zaten Orhan Hoca'yı hayranım ve kutluyorum, tebrik ediyorum. Asıl o nasıl nereden buluyor bu enerjileri ben bilmiyorum. Benim yok, yani söyleyeceğim ya ben şu. Çok şanslıyım, ben çok şanslıyım. Çevremde hep sizin gibi enerjisi çok güzel, güçlü. Çok teşekkür ederim. Böyle üretmek, aynı zamanda yeni şeyleri hem araştırıp hem de aynı zamanda o eski güzel deneyimleri, tecrübeleri bizimle birleştirerek bunu bize anlatan kişiler var. O yüzden iyi ki varsınız diyorum. Siz de öyle. Bolu'da ben
çalışırken güzel bir konuyu da hatırlattınız. Öğrenciler derken Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde çalışırken orayı 72 trilyon vererek rahmetlik İzzet Baysal yaptırmış ve de gerçekten çok büyük bir zat, rahmetle anıyorum kendisini. Onun Mayıs başında İzzet Baysal günleri olur, 4-5 Mayıs. O günlerde ben bir stand açıyordum. Sigaranın zararları, hem derneğimizi tanıtıyordum, hem de çocuklara broşür, şapka vesaire dağıtıyordum. Ve bu şekilde onlara farkındalık yaratıyordum. Bakın çocuklar, bırakın. Zaten benim stajımda sigara içiyorlarsa geçemiyorlardı. Onun için sigarayı bırakıyorlardı. Gerçekten. Evet, böyle şartlar. Evet. Aslında böyle zorlayıcı şartlar koymak lazım. Ben evet. Hep söylüyorum ya, mesela iş ve işçi bulma kurumunda özellikle o ilanlarda, insan kaynaklarında sigara içilmez. Yani içmemesi maddesinin özellikle konulması diye. Çünkü evet, hem işten çalıyor, hem aynı zamanda performansta düşüklük yaratıyor. Çok önemli. Tütün ürünlerine talebin azaltılması lazım. Bu çok önemli. Bunlara ulaşılabilirliğin azaltılması lazım. Mesela kapalı satın diyorum. O yasa çıkacak, tam yürürlükte değil galiba. Üstü kapalı olması lazım. Neden kapatmıyorsunuz? Her yerde bunun kızıyorum. Resmini çekiyorum. Yani korkutucu. Göndereceğim diye. Öyle şeyler yapıyorum. Bir de tütün kontrolünde koordinasyon, izleme ve değerlendirme. O takip vardı ya kuvvette, Empower'daki en son, bu çok önemli. Takip edeceğiz. Mesela okullarda ben her gittiğim veya tanıdığım rektörlere, üniversitedeki hocalara ne olur diyorum. İlk dersiniz sigaranın zararları ve bırakılması olsun. Neden bu olmuyor diyorum. Sigaranın bırakılması ve zararları çok evet, önemli. İlk ders bu olsun. Yasalar hazırmış. Ender Ayazgün bizim düşündüğümüz bu sigarayla ilgili yasanın hazır olduğunu söyledi. İnşallah en kısa zamanda devreye girer. Evet. Ben, evet. Profesör Doktor Melahat Dönmez bugün konuğumuz bu. O kadar keyifli, o kadar güzeldi ki. Son sözleri alayım istiyorum ve finalimizi yapacağız birazdan. Çok teşekkür ederim. Sayenizde güzel bir sohbet oldu ama ben katılanlara, size çok teşekkür ediyorum ama ben sizi bırakmıyorum. Bırakmıyorum çünkü şeyi söyledik, çok önemli bir şey. Yani özendirmemek, ulaşılabilirliği azaltmak, dolayısıyla okul önleri, öğrencilerin önünde sigara içmemek, çocuğu elinden tutmuş, inanın giderken elinde sigarayla, ben de diyorum ki çocuğa neden sigara içiriyorsun? Adam diyor ki ben içirmiyorum. Eline bakıyor, evet içiriyor. Yani elini tutmuş, elinde sigara var. Yani bunları görüyoruz. Sizin de çok çabalarınız var. O sigara ile ilgili güzel şarkınızı dinlemeden bırakmayacağım. Lütfen. O zaman kısa bir final yapalım sizle beraberken. Çok sadece kırıkını söyleyeyim isterseniz. İçine çeke çeke ne hale geldin, içe içe ah öleceksin be adam. Çekinme hadi hadi, içme de söndür sigaranı, ömrüne ömür kat be adam. İçine çeke çeke ne hale geldin, içe içe ah öleceksin be adam. Çekinme hadi hadi, içme de söndür sigaranı, ömrüne ömür kat be adam. Böyle kısadan hisse çok olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ömrünüzü ömür katın. Böyle evet, güzel değerli insanlarımız, böyle güzel hocalarımız bize bu kadar keyifli bilgiler veriyorlar. O güzel deneyimlerini aktarıyorlar. Sizler de bunlardan bir parçacık bu bilgileri alın diyorum. Ve Serap, o bilgiler doğrultusunda kendinizi sevin. Ömrünüze ömür katın. Serap Hanımcığım, şeyi söylemeyi unuttuk. Bu korona günlerinden önce haftada 3 defa, en az 3 defa ben çeşitli okullara gidiyorum. Müdürler velileri topluyor. Sigaranın zararlarını konuşuyorum. Ve orada sigarayı konuşurken alkolü de konuşuyorum. Çünkü birliktelik çok önemli. Alkolü alınca sigara yakıyor. O zaman film paylaşmıştım geçen gün, hatırlıyor musunuz? Ben çok kötüyüm diyor. Ben daha kötüyüm. Evet. İçkiyle evet, sigara kendi aralarında evet, kötülük yarışıyorlar. Evet, çok kötü. Güzel bir filmdi. Çok güzel bir çizgi film. Evet, ben onu kullandım. O çizgi filmlerini hep Facebook'ta kullandım. Çok güzeldi. Siz de çok çalışıyorsunuz. Çok teşekkür tamam, ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sevgiler. İyi ki aramıza katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesisin. Çok fazla çalışıyorsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgiler.